Nesli? Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Ben Şahin'le buluşmaya geldim. Önemli bir şey konuşacağım dedi. Ben de Şahin'le buluşmaya geldim. Bana da önemli bir şey konuşacağım dedi. Tezgah getirdi Karabela, bizi görüyor musun? Evet, hem de hiç çaktırmadan. Bana verdiği sözü unutma. Ben sözümü tuttum. Şimdi sıra sende. Sakın abuk subuk tribe girme Kirve. Onunla geçirdiğin her saniyenin kıymetini bil. Zafer hocam ne oldu? Hani Elif'e güvenmiyordun. Ne oldu birden, görüyor musun bak? Ya abicim, ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kızın ne cabbar çıktı be Elif ya. Dinlemiyorsun ki kardeşini. Dinlemiyorsun abi. Kulağı kapatıyorsun, sonra dır 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 konuşuyorsun. Gördün mü Tanseli? Nasıl bakıyordu Elif'e, böyle tavşan gibi ışık tutmuş tavşan gibi. ya Tanseli geçti abicim. Şimdi biz bayağı bildiğin Tomaş'ta gelen maça mı çıkacağız ya? Rakip mi olacağız? Aynı ringe mi çıkacağız abi biz onunla? Kardeşim, inanılmaz bir fırsat. Farkında mısın? Hem bir dünya para kazanacağız, hem Thomas Steiger'le maça çıkacağız oğlum. İnanılmaz bir şey ya. 100 bin euro. 100 bin euro. 100 bin euro. Ağzım böyle kalacak. Euro. Ofisten çıktığımızdan beri. Kenan yorulmadı mı be? Abicim bir şey söyleyeceğim ya. Bu 100 bin euro çok değil mi? Vallahi bilmiyorum yani. Bugünkü kura kadar ama çok para yapıyor. Bak şöyle söyleyeyim sana. Şahin'in masrafı çıkar. Senin masrafların, Yaman Hoca'nın borçları, o, bu, şu, Güneş'in ihtiyaçları çıkar. Cebimize de 3-5 kuruş kalır yani, o kadar söyleyeyim sana. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu külüstürü değiştirir miyiz? Değiştiririz manyak, ne diyorsun sen ya? O zaman ben kutlamalara başlıyorum izninle. Korna çalmıyor mu ya, var? Tabii. Allah'ım sen konuyu biliyorsun ya Rabbim, amin. Hoş geldiniz, ne alırdınız? Hanımefendiye bir filtre kahve, çift çekim olacak. Ayrıca laktozsuz süt. Süt kahvenin içinde değil, yanında olursa çok seviniriz. En az hanımefendi kadar güzel olur. Tamam. Yani gördüğün gibi, aramızdaki tek detaycı sen değilsin. Bravo Kerem. Kafasına sürekli yumruk yiyen biri için hafızan gayet iyi. Yok canım, aslında o kadar da iyi değil. Sadece seninle alakalı şeyleri kafamda tutuyorum. Yani başka bir şey yer kalmıyor da. Keşke sadece kahve zevkimi değil de uyarılarımı da aklında tutsaydım. Aklımdan çıkarmadım ki. Söylediklerinde haklıydım Nesli. Sen hep haklısın zaten. Bazen öfkeme, hırsıma yenik düşebiliyorum. Saldırganlaşabiliyorum. Bununla savaşmam gerekiyor. Bununla Tanser'in yanında savaşamazsın Kerem. Zaten senin öfkeni, hırsını tetikleyen o. Ben de öyle sanıyordum. Ama Tansel çok şaşırttı beni. Sözleşmeyi yırttı biliyor musun? Yani artık ona bağlı değilim. Sadece Burak'la çıkacağım bu maç kariyerim için çok önemli. Ondan sonra... Sonra? Ne olacak ondan sonra? Bilmem. Bunu düşünmedim. Yani her şeyi düşündüm, bir tek bunu mu düşünmedin?
daha çok seninle düşünürüz diye erteledim. Birlikte. Birlikte. Ne istiyorsun tam olarak? Senin boks kariyerini planlamamı falan mı? Hayır. Benim bütün hayatımı planlamanı istiyorum. Her dakikamı, her saniyemi. Aşkımızı. Aşkımızı. Sen nereden biliyorsun ki benim sana aşık olduğumu? Dokunduğumda hissettiğim şeyi senin de hissettiğini biliyorum. Ben daha önce hiç aşık olmadım. Bu aşk mı Nesli? Bilmem. Galiba. Bir daha. Öfkene yenik düşüp dönüp arkanı gitmek yok. Tamam mı şampiyon? Söz mü? Söz.